da memleketin her yerinde dalga dalga yüzen işsiz gençlerine selam vermek ve onlarla dayanışmak için buradayız. Şimdi Emek Adalet platformu ve dostları olarak basın açıklamamızı okuyacağız. Fabrikanın çatısında bir fener yanıyor. O fener yolumuzu, yönümüzü, üstümüze çekmiş karanlığı aydınlatıyor. O feneri yakanlar çarpıda işçileri. Gebze'deki otomotiv fabrikasında insanca ücret ve onurlu bir yaşam için Birleşik Metal Sendikası'nda örgütlenen 100 işçi anayasal haklarını kullandıkları için işlerinden atıldılar. 30 Ocak'ta fabrikada direnişe geçtiler, şalterleri indirdiler. Patronlar ve yönetenler çok iyi biliyorlar. Gücümüz birliğimizden geliyor. Bu sebeple güçlenmek için birleşmemizi yalnızca sermaye sahipleri istemiyor. Bu ülkenin emekçi milyonlarını değil, hep ama hep patronları koruyan polisler sardı fabrikayı. Çatıya çıktılar işçiler. Ölmek var, dönmek yok dediler. Yaktılar fenerlerini. Şimdi de hala fabrikanın önünde direnmeye devam ediyorlar. Biz bugün parlak işçilerinin direnişinin meşru olduğunu hatırlatmak için buradayız. Farkınız işçisi yalnız değildi. Farkınız işçisi yalnız değildi. Farkınız işçisi yalnız değildi. Türkiye yandık yeri. Hayır, yazın ormanlarımızı kavuran sorumsuz siyasetçilerin söndürmekten aciz kaldığı yangınlardan bahsetmiyorum. Doğalgazdan elektriğe, gıdadan temizliğe, ellerinde düşen ateşten bahsediyoruz. Kendi çıkarları, yandaşlarına peşkeş çektikleri ihaleleri, akla gelmez ekonomi politikalarıyla memleketi yangın yerine çevirdiler. Yetmezmiş gibi şimdi de en çok hakkımızı yiyen beşli çetenin vergi borçlarını istiyorlar. Masal da değil, agitasyon da çekmiyoruz. Sizi fakirden alıp zengine veriyorlar. Bu küçücük kullar kendilerini rezzak sanıyorlar. Biz biliyoruz ki rezzak olan bizdir ve bizlere mücadeleyi öğütler. Sermayenin değil, Rabbi bizim kuluyuz. Sermayenin değil, Rabbi bizim kuluyuz. Sermayenin değil, Rabbi bizim kuluyuz. Yangına karşı çare, emekçilerin amasız vakatsız birliğidir. Patronlar yeterince güldüler. Sıra emekçiler dedi. İşte önce pandemi boyunca hanelerimize ekmeğimizi, suyumuzu taşıyan, tarzı buzlu yollarda can pahasına taşımacılık yapan kuryeler ayaklandılar. Trendyol, Geçişe, Yemek Sepeti kuryeleri hep bir ağızdan itirazlarını örgütlediler ve kazandılar. Onlardan ilham alan Aytin Çorak'ta kadın işçiler bir gece ansızın kendilerini fabrikaya getirdiler. Şafak söktüğünde patron diz çökmüştü. Memleketin değil, dünyanın en büyüğünü bize getirdiler. Metal işçileri çoktandır kıpırdanıyor. Fırtınanın uğultusu işitiliyor. Nasıl unuturuz Bursa'da hem de sırrı sendikaya rağmen binlerce direnenleri. İşte bu direnç sermayeye ve güce kulluk edenlere karşıdır. Bu dirence kulak verelim. Kış çetin, havalar ayaz, evde doğalgaz yapmak bile istiyor. Ama ümitsizliğe, korkuya kapılmak yok. Yüreklerimizi ışıtan bir direnişin duşkusu var. Dalga dalga emekçilerin direnişlerine kulak verelim. İş yerleri önünde grev çadırlarına omuz verelim. Fabrikalarını işgal eden emekçilerden cesaret alalım. Bizde yaşamı zindan eden. İşçilere kulak ver! İşçilere kulak ver! İşçilere kulak ver! Üsküdar kulak ver! İşçilere kulak ver! Hep beraber seslenelim. Direnen işçiler yalnız değildir. Zafer direnen emekçinin olacak. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Şimdi işçinin kendi partisi başkanı Temel Bilginer. Üsküdar halkına sesleniyoruz.
Bizler yıllardır emek mücadelesi veriyoruz. Hak mücadelesi veriyoruz. Taşeron sistemine karşı mücadele veriyoruz. Güvencesizliğe karşı mücadele veriyoruz. Şimdi büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Buradan Üsküdar halkına soruyoruz. Ekonomik krizden etkilenmeye var mı acaba? Soruyoruz mesela. Çoluğumuz çocuğumuz okuyor. En iyi üniversiteleri okuyor. Çocuklarımızın geleceği için bir kriz yok mu düşünüyorsunuz? Dünyanın en güzel üniversitesinde okuyan çocuklarımız gidiyor Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, yurt dışına gidiyor. Soruyoruz. Niçin Türkiye'deki beyin gücü yurt dışına gidiyor? Soruyoruz. Burada bir huzur olsa, adalet olsa, eşitlik olsa çocuklarımız yurt dışına gider mi? İş güvencesi olsa çocuklarımız yurt dışına gider mi? Bugün hükümet %50 zam verdim diye işçileri kandırıyor. Bir de enflasyona bakalım. %50 zam verdi işçilere. 2400 lira maaş olan 4200 lira oldu. Ama faturalar her gün zam geliyor. Benzine her gün zam geliyor. Ekmeğe her gün zam geliyor. Ve işçiler, emekçiler, köylüler, orta çiftli esnaflar ne yapacak? Soruyoruz. Bu faturaları kim ödeyecek? Biz de diyoruz ki bu krizi kim yarattıysa bu faturaları onlara desin diyoruz. Ama ne oluyor? Yoksullar daha yoksul, zenginler daha zengin oluyor. Peki çare ne? Çare ne? Soruyoruz. Çocuklarımız yurt dışına gitsin. Ondan sonra gençlerimiz yurt dışına gitsin. Ve Türkiye'de kim yaşayacak? Yoksullar, fakirler, kimsesizler. Ama Türkiye'de bir de kimler yaşıyor? Ankara'da dayısı olanlar yaşıyor. Arkası kuvvetli olanlar yaşıyor. Tabii paran varsa, Ankara'da dayı varsa mülakattan da geçersin, sınavdan da geçersin, üstlediği üniversiteyi okursun. Zenginlerin çocuğu devlet üniversitesinden mi okuyor? Hayır. Fakirlerin çocukları, yoksulların çocukları, bir de tabii aramızda emekliler var. Emekliler nasıl geçinsin? 30 yıl, 40 yıl yaşamış, ondan sonra emeklilere kaç para zam vereceğiz? Bunun hesabını yapıyor. Gençlerimiz ne olacak? En büyük mesele gençlerimizden bir tanesi. Ama bizler burada iki açıklama yaptığımız zaman yasak deniliyor. Niçin? Basın açıklaması yapamazsın diye. Ama bu krizi bize ödettiriyorlar. Bu faturaları bize ödettiriyorlar. Soruyoruz. Bu faturaları biz nasıl ödeyeceğiz kardeşim? Kış gelmiş. En düşük fatura 400-500 tane geliyor ya. Ekmek olmuş 3500 lira. Simit olmuş 3,5 TL. Bir çay olmuş 5-6 TL. Nasıl geçineceğiz? En düşük kiralar olmuş 2000-3000 TL. Asgari ücrete gelmiş. Asgari ücrete gelmiş %50 zam. Kardeşim her gün zam geliyor. Her gün zam. Zam. Ama zenginlere bir şey yok. Olan kim oluyor? İşçi oluyor, emekçi oluyor, köylü oluyor, öğrenci oluyor, kamyonetçisi oluyor. Verilen hiçbir söz yerine gelmiyor. Hiçbir söz yerine gelmiyor. Ama zenginin çocuğu var biniyor, Mercedes'lere biniyor, en iyi restoranlara gidiyor, sahil kenarlarından Mercedes'lerle Land Rover'lara geçiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bize de ne diyor biliyor musun hükümet? Tofaş'a bin, Şahin'e bin, böyle yaşa. Askeri ücretle böyle yaşa diyor. Kamyon meclisine diyor ki böyle yaşa diyor. Köylüye diyor ki sürün diyor. Bütün faturalar bize geçiyor. Ama teşvikler kime veriliyor? Dodamanlara veriliyor. Dodamanlara. Bütün işverenlerin teşvikleri, vergileri kesiliyor. Bir de üstüne teşvik veriyor hükümet. Bir de üstüne teşvik veriyor. Peki bu teşvikler nereye gidiyor? Fakirden, yoksuldan faturalarla çıkıyor. Ya gözümüzü açalım. Uyanık olalım, okuyalım, bilinçli olalım, komşumuzla yanımızdaki kavga etmeyelim, şucu, bucu demeyelim. Nerelisin, kimsin, hangi mezheptensin, hangi dindensin, hangi görüştensin demeyelim. Çünkü biz fakiriz, yoksuluz, işçiyiz, emekçiyiz bizler. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Şimdi bir
şundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin her tarafında direniş var. İşçi arkadaşlarımız hak mücadelesi veriyor. Fabrikalarda, tekstil atölyelerinde, kamuda, belediyelerde, yemek sepetinde, direnç yolda, her yerde hak mücadelesi veriliyor. Çünkü neden? Geçinemiyorlar, barınamıyorlar, maaşları yetmiyor. Onlar da patronlardan zam istiyor. Ama patronlar ne veriyor? 1 TL zam veriyor. 1 TL. Düşünebiliyor musun? 1 TL zam veriyor. Onun için işçi arkadaşlarımız hak mücadelesi veriyor. Bizler de bugün söylemimizi fabrikalarda, işte motor kulelerde, tekstil atölyelerinde, fabrikalarda, kamuda, belediyede hak mücadelesi veren işçi arkadaşlarımızla dayanışmada bulunmak için bugün Üsküdar'da hem de ekonomik krize karşı, adaletsizliğe karşı bugün Üsküdar Meydanı'nda dayanışma eyleminde bulunduk. Bütün Üsküdar halkına teşekkür ediyoruz. Dostlar şimdi son kez bugünlerde direnen fabrikalara, tren yol kuryelerine vesaire bu direnen işçilere destek olmak için tekrardan kulak veriyoruz ve lütfen benden sonra yalnız olmadıklarını hatırlatmak için yalnız değildir diye bağırın. Farklar işçileri. Yalnız değildir. Tren yol işçileri. Yalnız değildir. Yemek sepeti işçileri. Yalnız değildir. Migros depo işçileri. Yalnız değildir. Hepsi burada yurt içi kargo işçileri. Yalnız değildir. Alpin çorap işçileri. Yalnız değildir. İki tekstil işçileri. Yalnız değildir. İki Türk çalışanları. Yalnız değildir. Kraş metal işçileri. Yalnız değildir. Kızılay İçecek Fabrikası işçileri. Yalnız değildir. Mersin Akkuyu Santral işçileri. Yalnız değildir. Olibak işçileri. Yalnız değildir. Evi Maden işçileri. Yalnız değildir. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Basın açıklamamız burada sona ermiştir.